çok önemli, enteresan bir madde var. Hyaluronik asit. Hyaluronik asit. Bu ne yapıyor bakın? Bu madde insan vücudunda temel yapı taşı olan maddelerden bir tanesidir. Hemen hemen her türlü dokuda bulunur. Sinir dokusundan, epitelyumdan, yani deriden, eklem sıvısına kadar, gözün camsı sıvısında, kıkırdak eklem sıvısında, derinin alt ve üst tabakasında bulunan çok önemli bir maddedir. Evet. Bu ilk tıbbi amaçlı kullanım için nereden elde edilmiştir biliyor musunuz? Horoz ibiğinden elde edilmiştir. Horoz ibiğinden elde edilen bir madde hyaluronik asit. Şimdi bu horoz ibiğinden, hatta bebek kordonundan ve bazı diğer hayvani kaynaklardan saflaştırılabilmiştir. Fakat son zamanlarda ilerleyen teknolojiyle beraber bakteriyel fermentasyon yöntemiyle laboratuvar ortamında da üretilir hale gelmiştir hyaluronik asit. Bu vücuda doktor arkadaş, ortopedistlerin yaptığı pek çok konuyla ilgisi olan, yani bu dertten muzdarip olan hastalar bu durumu duymuşlardır. Yani horoz ibiğinden iğne yapılacak, iğne yapıldı diye. Bayağı pahalı iğneler yapılıyor. Maalesef ne hikmetse Sosyal Güvenlik Kuruluşu bu müdahaleyi karşılamıyor. O da garip. Niye karşılamıyor? Yani faydası ispat edilmiş, ortaya koyulmuş, öneriliyor ama karşılamıyor. Eklem içi enjeksiyonlar gerçekten şeklinde de yapılıyor bu. Hyaluronik asit, yani horoz ibiği denen madde. Halbuki oradaki bir maddeden bahsediyoruz. Ayrıca bunun ağız yoluyla, yani gıda şeklinde kullanımı da söz konusu.